Başlayacak şimdi. Hepinize yeniden hoş geldiniz diyorum. Müsaadeniz olursa sevgili Fatih Hocam da izin verirse hafta sonu bir durum yaşadık. Onu kayda geçmesi anlamında da burada paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Kaz Dağları'nda bir madencilik faaliyeti başlatmak için harekete geçildi ve bu madencilik faaliyeti, maden faaliyetiyle şu anda bakır görünüyor ama aslında bir altın madeni Kaz Dağları'nı bekleyen süreç ve bu faaliyet için 1 milyon ağacın kesilmesi hedefleniyor. Hafta sonu oradaydık, büyük buluşma gerçekleşti ve ben şu soruyu soramadan edemedim kendime. Bugün sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Biz 10. seminerimizi yapacağız. Elimizden ne gelir de bir ağacı, bir yaşayanı koruyabiliriz, kurtarabiliriz diye büyük emekler veriyoruz. Ama körpecik ağaçların orada acımasızca kesildiğini gördüm. Bu da bizim hayatımızın galiba yaman çelişkisi olarak sanıyorum sizlerin de paylaşacağı bir durum olacaktır. Bir diğer vaka ise bunu mutlaka burada anlatmak isterim. Biz alana gittiğimizde unutulan iki iş, yani kaldırmaya fırsat bulamadıkları iki büyük iş makinesi vardı, aracı vardı. Onu kaldırmak istediler. Oradaki arkadaşlar hayır biz buradayız bugün çalışma olmayacak diye izin vermediler. Sonra bir jandarma timi geldi ve jandarma ağacı korumak yerine iş makinelerini kaldırmak istedi. O sürede öğrendik ki o iş makinelerinin o alana girme izni yokmuş. Delilleri ortadan kaldırmak, görüntü alınmasını, kayda geçmesini engellemek için bunu yaptılar. Biz bu izinsiz durumu öğrenince jandarmaya dedik ki şu anda size ihbarda bulunuyoruz. Lütfen bunu tutanak altına alın. Ama maalesef jandarma ısrarımızı görünce iş makinelerini orada kaldırmaktan vazgeçti. Barikatını da aldı gitti ama tutanağı tutturamadık. Bugün burada bu kayda geçsin istedim. O yüzden açılışta söyledim. İzninize sığınarak söyledim ama zannediyorum duygularımı hepiniz paylaşmışsınızdır. Şimdi bu akşam 10. seminerimize yapacağız. Sevgili Fatih Hocam sağ olsun zamanını ayırdı ve özellikle bir Covid'in ardından büyük bir fedakarlıkta işte birkaç canlıyı korumak üzerine düşeni yapıyor. Ona açılışta çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün 10. seminerimizde Fatih Hocam bize bilgi paylaşımında bulunacak. Onun sayesinde biz bu akşam biraz daha bilgimizi zenginleştirmiş ve yapabileceklerimizi daha fazla görmüş olacağız. Konu başlığımız ise hemen açıyorum. Orman bir saniyenizi rica ediyorum. Orman yapılaşma yap Bunu açamadım ve küçük geldi yazı biraz o yüzden okuyamadım kusura bakmayın. Orman yangınlarına dirençli toplum ve yerleşim yerleri oluşturun. Çok özür dilerim. Ben bugün kötü bir giriş yaptım ama sizin sabrınıza ve affınıza güveniyorum. Çok teşekkür ederim. Orman yangınlarına duyarlı alanların karar analizleriyle belirlenmesi subjektif ve objektif yöntemler başlığını bizimle paylaşacak. Ben kendisine sözü devretmeden önce kısa bir özgeçmişiyle de Fatih Hocamı sizlerle tanış etmek istiyorum. Fatih Sarı 1985 Konya doğumludur. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2010 yılında, doktorasını ise 2014 yılında aynı üniversitede verdi. 2016 yılından 2021 yılına kadar doktor öğretim üyesi olarak çalışarak 2021 yılında doçentlik unvanını aldı. Halen Konya Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü fotogrametri ana bilim dalında doçent olarak görev yapmakta olup
coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojileri alanında çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Fatih Hocam buyurun. Sizi biraz yoracağız hastalığın üzerine ama merakla Estağfurullah. bekliyoruz. Lütfen 40 buyurun. dakika, özür dilerim, şeyi de söyleyeyim. 40 dakikalık bir sunumumuz olacak ve sunum sonunda her zaman olduğu gibi soru cevap bölümüyle ilerleyeceğiz. Buyurun hocam, söz sizde. Ekranı da istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Halim Hanım. Çok sağ olun hem açıklamalarınız için hem yaptığınız giriş için. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Necmi hocama bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun kendisi bana ulaştı. Çok güzel bir fikir alışverişinde bulunduk. Çok güzel bir sohbet ettik kendisiyle. Beni de bu ortamda tanıştırdığı için, buraya davet ettiği için öncelikle kendisine bir teşekkür ederek başlamak isterim. Katılımcı ekran paylaşımım engellendi görünüyor Halim Hanım ama tekrar bir kontrol edebilir misiniz? Fatih Hocam, şu anda orta kutunun sahibi görünüyorsunuz. Biraz Şimdi önce geldi. ben de görünüyorsunuz. Buyurun lütfen. Şimdi geldi. Şöyle de sunumu paylaşayım. Öncelikle yani orman yangınları ile ilgili ben yaklaşık olarak bir 4-5 yıldır çalışıyorum ama öncesinde de aracı hocalarımla beraber çalışıyorum. Hani her ne kadar harita mühendisi olsam da genellikle bu şekilde ekolog hocalarımla, biyolog hocalarımla birlikte çalışıyor olmak beni çok daha mutlu ediyor. Çünkü doğayla iç içeyiz. Gerçekten birçok sorun var ülkemizde. Yanlış yapılan uygulamalar var. Bunlara karar verebilecek, gerçekten bunlara el atabilecek bir konumda olabileceğini düşünüyorum bu multidisipliner çalışmaları. Dolayısıyla bu şekilde bir yola girmiştim. Ama orman yangınları birçok noktaya evrilebiliyor. Birçok çünkü kesişim noktası var. Ben bunu size müsaadenizle hem orman yangınları ve hem de arıcılık kesişiminde birazcık size anlatmak istiyorum. Şimdi neden ben bu noktadan başladım? Öncelikle onu söyleyeceğim. Marmaris'te çok yıllar önce bir katıldığım bir sempozyum vardı. Muğla Çambalı Arıcılık Kongresi'nde. Ben bu çambalı üretimini orada tanıdım. Bunun Marcellina Hellanica tarafından yani Basra böceği denilen bir böcekle üretildiğini ve bunun sadece bölgeye özgü, hemen hemen bölgeye özgü bir bal tipi olduğunu gördüm. Tabii o zaman yine arıcı hocalarımla ve arıcılık üzerine de çalışıyorduk ve bu benim çok ilgimi çekti. 3 gün boyunca o sempozyumda ben tamamen bunu modellemeye çalıştım. Yani bunu nasıl modelleyebiliriz, nasıl bunun yayılım alanlarını ortaya çıkartabiliriz derken şöyle bir bilgiyi de gördüm. Yani aslında endemik sayılabilecek bir bal türüymüş ve %90 üzerindeki üretim Türkiye'ye ait ve bunun da %80'i Muğla ilinde tamamen yapılıyor. Ve bu çok özel bir durumdu ve tabii ki şunu da biliyoruz ki yani Muğla ili yani orman yangınlarıyla maalesef meşhur durumda ve istatistiklere baktığımıza göre yani yıllık ortalama 500 hektardan fazla orman alanı bir şekilde yanıyor bu bölgede. Ve hemen arıcılık istatistiklerine baktık ve gerçekten 15 bin tondan 2 yıl içerisinde 3.820 tona kadar düşen bir istatistik var karşımızda. Ve bunun tek sebebi orman yangınları. Şimdi orman yangınları çalışıyorken bir de bu durumu görünce ben bu ikisini harmanlayıp birleştirip yani yapabilecek ne var, nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor bunu görmek istedim. Tabii ki o kongrede hep şunu söylüyorlardı. Yani bunu rehabilite etmek yerine biz bu böceği başka yerlere taşıyalım, oralarda üretim yapalım. Yani hep bunun üzerine çalışmalar yapılmış ama mevcut alanların korunması, onlara yeni önlemlerin alınması veya orman yangınlarına dirençli alanların oluşturulması gibi bir çalışma maalesef o sempozyumlarda ben göremedim. Ve bu alanda çalışmaya başladım ve basından aldığım bazı görüntüleri paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok dramatik görüntüler var. Orman yangınları sonrasında yanan koloniler, arıcıların maalesef yıllarca emeklerinin boşa gitmesi. Yani sadece ekonomik kaybı görmüyorum. Gerçekten çok kötü. Yani ben kendimin de arı kovanı var. Bu işe başladıktan sonra kendim de yaptım. Ve burada yanan arıları düşününce gerçekten çok kötü oldum. Bu benim çektiğim bir görüntü. Bu sempozyumun yapıldığı otele giderken ki yangından bir sene sonrasına ait bir görüntüymüş. Yani burası tamamen ormanla kaplıyken ve kızılçamla kaplıyken maalesef bu duruma gelmiş. Ve bunun üzerine ben bu bölgede bazı çalışmalar yürütmeye başladım. Ya da bir destek veren hocalarım da oldu. Birçok kısmını kendimin de hallettiği yerler oldu.
Ve uydu görüntüleriyle işe başladığında maalesef şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. İşte sarı noktalar Marçalina Helenica yayılımının çok yoğun olduğu yerler. Uydu fotoğrafında 2021'den burası Ören yerindeki yanan alanı görüyorsunuz ve kesişimi de görüyorsunuz. Yani sadece bir orman yanmıyor. İçerisindeki o böcekler o habitatla birlikte yanmış oldu. Ve şöyle bir kötü bir bilgiye ulaştım. Maalesef bir Kızılçam'dan bal üretilebilmesi için ortalama 50 ve 80 yaşında olması gerekiyormuş o ağacın. Yani tutup ekelim 10 sene sonra oradan bal alalım olmuyormuş. Dolayısıyla hani bu alanların rehabilite edilmesinde de ciddi bir sıkıntı çıkacağı görülüyor. Ve yine 2022'de Marmaris içmeler kısmında haberlere de çok görmüşsünüzdür. Bir otel de yanmıştı bu yangında ve bu alanda da az önce fotoğraflarını paylaştım. Bölge burası zaten. Çok ciddi bir yayılım da burada aslında mevcutmuş. Burada da çok ciddi bir maalesef yanan alan söz konusu. Ve ben şöyle bir analize başladım. Marcellina Helenica'yı dağılımını etkileyen faktörler ne? Bölgede orman yangınını etkileyen faktörler ne? Bunları çıkartmaya çalıştım. Şu tablolardaki uyumu görüyorsunuz. Yeşil olanlar mesela yağış kriterinde Marcellina Helenica'yı en çok etkileyen olumlu yönde ve kırmızı olanlar da orman yangınlarını etkileyen faktörler. Şuradaki eğrilere baktığımızda yani ortalama sıcaklık, minimum sıcaklık, rüzgar, maksimum sıcaklık, yağış, arazi kullanımı ve yükseklik kriterlerine, sınıflarına göre etkileyen faktörlere baktığımızda maalesef çok böyle paralel gidiyor. Yani bunun anlamı şu ki ne kadar bir yerde Marcellina Helenica var yani çam balı üretimi var o kadar çok orman yangını riski demek bu. Yani arıcılığın doğrudan bir yangına sebep olmasından dolayı değil ama doğası gereği maalesef ikisi paralel gidiyor. Yani bir yerde çam balı üretiliyorsa orası orman yangında maalesef çok duyarlı bir konumda oluyor. Yani ben bunu bir yıllık bir veri toplama sonucunda bu grafikleri çıkarttım. Hemen hemen birçok daha grafiğimiz var. Onların hepsi çok çok paralel gidiyor. Yani çok ekstrem böyle sapıtan bir şey yok. Ve dolayısıyla hemen orman yangınları verisini attığımızda tabii 2020'ye kadarkini ben şurada göstereceğim. Yani ciddi bir orman yangını sayımız var. Yani burada çok büyük yanan alanlar da var, çok küçük olanlar da var ama baştaki en büyük problemimiz şuydu. Şu tabloya, şuradaki pasta grafiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. En çok yangın yıldırım kaynakları, doğal sebeplerden dolayı oluştuğunu görüyoruz. Az bir kısım işte elektrik iletim hatlarından, sigara izmaritinden çıkıyor. Anız yangınından yine ciddi bir miktarda var ama çok daha büyük bir sorun vardı. Şu pastada görmüş olduğunuz aşağı yukarı %52'ye tekabül ediyor. Yangın sebebi bilinmiyor. Yani bu Orman Genel Müdürlüğü'nden aldığımız veri de maalesef yarısından fazlasının orman yangının sebebini bilmiyoruz. Dolayısıyla sebep bazlı bir araştırma yapacağımız zaman bu bizim karşımızdaki en büyük engeldi. Yani kalan kısımlarıyla da tabii ki haritaları ürettik, bazı analizler yaptık ama yani buradaki bu kadar büyük bir dilimi de göz ardı etmemek açısından ben öncelikle bilinmeyen orman yangının sebeplerini bilinenlere göre tahmin etmeye çalıştık ve büyük oranda da birçoğunu tahmin ettik. Yani böyle bir özel bir çalışma yapmıştım bu konuda. Ama tabii ki esas nokta şu, yani arıcılığa bakıyoruz. Ben yine ekolojik koridor belirleme projelerinde de görev alıyorum şu anda bakanlıkta. Biyoçeşitlilik projelerinde de yer alıyorum. Yani hepsinin kesişiminde yine maalesef orman yangınları ve ormanların yok olmasıyla karşılaşıyoruz biz. Her nokta buraya çıkıyor. Dolayısıyla bu noktaya daha özel bir eğilme gereği duydum açıkçası. Tabii burada ben size asıl anlatmak istediğim, yani orman yangınları belirlenirken genelde neler kullanılıyor? Aslında çok çok yöntemler var. Yüzlerce yöntemler kullanılıyor. Çok fazla isimleri duyduğumuz, bazılarını hiç duymadığımız yöntemler var ama ben iki klas grupta ben bunları toplamak istiyorum daha anlaşılır olması için. Subjektif ve objektif yöntemler olarak. Ben her ikisinin de çalışmasını yaptım. Size detaylı olarak anlatmak istiyorum. Şimdi subjektif yöntemler dediğimizde çok ölçütlü karar analizleri dediğimiz bir grup karşımıza çıkıyor. Yani birden fazla kriterle karar verip siz bir risk ya da bir uygunluk alanı ya da sonucu çıkartıyorsunuz. Ancak çok ölçütlü karar analizleri dediğimiz grupta şu anda literatürde 170 tane farklı algoritma var.
Yani herkes farklı bir formülle, farklı bir yöntemde yani ya da formüllerde küçük oynamalarla yıllardır yani 1980'de başlıyor bu süreç. Günümüze kadar halen algoritmalar üretiliyor. Hepsinin farklı bir sonucu var tabii ama zaten subjektifliği de aslında buradan gelecek. Çok ölçülü karar analizlerin temel prensibi sizin örneğin orman yangını riske belirleyeceğiz. Bunu etkileyebilecek faktörleri belirleyip bunları bir araya getirip aynı dili konuşmasını sağlıyorsunuz. Örneğin yağış milimetre cinsinde, sıcaklık santigrat cinsinde, yükseklik metre cinsinde en basit kriterleri söyleyeyim. Bunların hepsini aynı skalaya oturtup birbirlerini nasıl etkilediklerini ve sonucu nasıl etkilediklerini ortaya çıkartmaya yarayan bir yöntem aslında. En çok bilineni de analitik hiyerarşi yöntemi diye geçiyor. Çünkü 1980'de ilk ortaya atılan model buydu. Bundan sonrası artık devamı geldi. Ve bu çok ölçütlü karar analizlerinde önemli olan bir hedef koyuyorsunuz. Ve mümkün olduğunca bu hedefi etkileyen kriterleri göz önüne aldığınızda size bir sonuç çıkıyor. Ve bu sonuçta da diyor ki işte bir puanlaması var. Size diyor ki ya orman yangını çıkma ihtimali yüksek yerler veya çıkma ihtimali olmayan yerler şeklinde size bir sınırlandırma çıkartıyor. Tabii ben bunu sadece orman yangınlarına değil, arıcılık uygunluğa uyguladık. Konya'da biliyorsunuz obruk oluşumları çok gündemde. Onun üzerinde çok uygulamasını yaptık. Ve hepsinde sonuç olarak size bir karar veriyor. Ama önemli olan o kararın ne kadar doğru olduğu. Şimdi günümüzde aslında bir 7-8 yıldır bir trend var. Herkes bu karar analizlerini uygulayarak yayın yapıyor. Sebebi de şu, çünkü herkesle farklı bir sonuç çıkıyor ve hep her çıkan sonuç da aslında matematiksel olarak doğru. Gerçekle ilişkisini çok tartışmayacağım ama dolayısıyla yayın çıkartmak veya orada bir şeyler yapmak çok kolay geldi insanlara. Çünkü objektif bir yöntem değil. Tamamen kullanıcının ve karar vericinin bazı parametreleri girmesi gerekiyor ve bunlardan dolayı çok da çeşitlenebiliyor. Çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden herkesin tercihi oldu. Tabii bunu da en çok nerede yapıyorlar? Coğrafi bilgi sistemleri dediğimiz platformlarda yapıyorlar. Haritaları birleştiriyorlar ve sonuca varıyorlar şu anda. Ama esas nokta ben şuraya geleceğim. Yani analitik hiyerarşi sürecini zaten şurada anlattım. Kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlerin hangi aralıklarının sizin belirlemek istediğiniz riski etkilediğinin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Şimdi kriter seçiminde tabii ki siz kendiniz bile sıralayabilirsiniz. Yani şu anda bile konuşsak sizin o bir 15 kriter hepimiz sıralayabiliriz. Orman yangında etkeden faktör ama birincisi bunların kaç tanesini haritalayabiliriz? Yani net olarak konuma dökebiliriz. Çünkü ne kadar konuma dökebilirsek çıkan sonuç bizim için o kadar anlamlı ve önlem alınma için kullanılabilecek bir harita oluyor. Ama konuma bağlayamayacağımız bazı kriterler var. Örneğin turist yoğunluğu diyoruz. Yani nüfus yoğunluğu içerisinde belirli dönemler, belirli bölgelerde yoğunluk var ama onların hareketliliğini modelleyemeyeceğiniz için bunu bir kriter olarak kullanmanız çok zor. Ama yükseklik elimizde zaten verisi var hazır bir şekilde. Bunun gibi birçok ayrımı yapmamız gerekiyor. Ve bu ayrımlar içerisinde sınırlamalar var mı? Teknik şartnamelerde belirlenen aralıklar var mı? Veya daha önceki çalışmalarda belirlenmiş eşik değerleri var mı? Biz bunların hepsini harmonize ediyoruz. Ve beklentimiz ne? Ona göre modelleyerek en son kriterlerimizin aralıklarını oluşturuyoruz. İşte bu ekonomik anlamda olabilir, sosyal veriler olabilir, teknik veriler, çevresel veriler, meteorolojik veriler, topografik veriler yani aklınıza gelebilecek birçok sınıflandırma içerisinde biz bu kriterleri mümkün olduğunca belirlemeye çalışıyoruz. Ve hepsinin de birleşiminde sonuçta ya bir risk ya da bir uygunluk şeklinde bir verimiz çıkıyor. Şimdi esas noktamız şurası. Ben şu tabloyu paylaşmak istiyorum size. Şimdi birden 9'a kadar bir uygunluk derecemiz var. Yani bir uygun değil, yani orman yangını çıkartma ihtimali olmayan alan çalışmamız için özetleyecek olursak. 9 ise çıkartma ihtimali en yüksek olan sınıflar. Şimdi şuradaki eğim sınıflarımıza bakalım. 0 ile 2 derece yani düz olabilecek yerler. 2 ile 5 dereceyim, 5-8 derken böyle bir sınıflandırma var. İşte mesela bu 10-20 verilmiş. Bunu ben 10-21 kullanabilirim veya bir başkası bunu 12-22 kullanabilir. Yani bu aralıklardan
binlerce farklı versiyon bir şey çıkartabilirsiniz. Siz bu tabloyu çıkartabilirsiniz. İşte subjektiflik burada zaten. Çünkü karar analizlerinde sizin bu aralıkları net olarak vermeniz gerekiyor. Bunu herhangi bir algoritma belirlemiyor. Bunu herhangi bir standardı yok. Sadece işte dediğim gibi teknik şartnamelerde yazan bazı aralıklar varsa, hani orman yangını için bu geçerli değil ama örneğin karayolu projeleri için biz kullanıyoruz. Yani maksimum eğim değerlerimiz var. Onları alabiliyoruz belki ama bu tamamen işte şimdiye kadarki tecrübeyle alakalı veya karar vericinin, bu tabloyu tasarlayan kişinin nasıl bir ekiple çalıştığı, ne kadar tecrübesinin olduğu ve bu konuda ne kadar bilgisinin olduğuyla alakalı bir şey. Yani literatürde şu geçiyor. Eğimli arazilerde orman yangını olma ihtimali çok daha yüksek görünüyor. Daha hızlı yayılma görünüyor mesela. Ve bunun gibi işte yükseklik, yani bu yükseklikleri orman yangınlarının dağılımlarına bakarak çıkartıyorsunuz. İşte su kaynaklarına yakın olup olmaması, yollar gibi derken ben kendi çalışmamda şöyle bir tablo oluşturdum. Burada işte rüzgar hızından, ağaç tiplerinden, ağaç yoğunluğundan, meteorolojik verilere kadar birçok burada skala var. Ve bunları mümkün olduğunca mevcut çalışmalardan ve bölgedeki işte bu orman yangınlarıyla ilgilenen kişilerden, onlarla uğraşan kişilerden aldığım değerler. Ve bunların hepsini şurada da farkındaysanız hepsi farklı birinde işte 1-9 skalasına oturtuyoruz ve hepsi aynı dili konuşmaya başlıyor. Ve sonunda her birisini birbirleriyle karşılaştırıyoruz. Yani şöyle tekrar geri geleyim. Tek tek şuna bakacağız. Örneğin eğim yüksekliğe karşı ne kadar önemli? Yükseklik nemliliğe karşı ne kadar önemli dediğimiz bir skalamız var. Bunu tek tek ikili karşılaştırma matrisi deniliyor. Şurada da göreceğiniz gibi puanlamalar yapılıyor ve yine işin içine bir subjektiflik giriyor. Yani çünkü yüksekliğin eğime karşı bir üstünlüğü ya da tam tersinin olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi yok. Ya da varsa ne kadar olduğunu bir ölçüsü yok. Dolayısıyla bu puanlamalar da işte subjektif oluyor. O yüzden herkes buraya yönlendi. Çünkü bu puanlamaları çok küçük veya farklı değiştirerek çok farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz ve size yorum şansı veriyor. Sonuç olarak bunu yaptıktan sonra size bir ağırlık çıkıyor. Ağırlık dediğimiz olay nedir? Her bir kriter orman yangını riskinde ne kadar önemli, ne kadar etkili? Ve bunu yine kendi çalışmam için şöyle özetleyecek olursam, yani şurada ağırlık değerleri görünüyor. Bu ağırlık değerleri en sonki weight yazan kısımda işte kimisi biraz daha ön planda, kimisi daha az planda. Mesela arıcılık için konuşalım. Flora dediğimiz bitki örtüsü %53 öneme sahipti bizim arıcılık çalışmamızda. Bu tamamen işte sonuca göre sizin modelleyeceğiniz bir şey ve sonuçta her bir kriter haritanızı bu ağırlıklarla çarpıp topladığınızda size sonuç bir harita çıkıyor. Yani şöyle de bir matematiksel olarak göstermek istiyorum. İşte ağırlıklarda bakın yani yön haritamızı 0,07 ile çarpmışız. Eğimi 0,04 ile çarpıp topladığımızda şu görmüş olduğunuz haritayı üretiyoruz. Yani orman yangını duyarlılık haritası. Kırmızı alanlar duyarlı yerler çıkıyor. Yeşil alanlar ise duyarsız yerler çıkıyor ve birden 9'a kadar da böyle bir skalamız var. Tabii bahsettiğim gibi o kriter aralıkları değişerek, bu puanlamalar değişerek binlerce farklı şu haritadan üretebilirsiniz. Tabii ki hepsinin odak noktası aynı aslında ama alanlar çok benzer olacak ama çok absürt şeyler de çıkartabiliyorsunuz. Şöyle paylaşmak istiyorum. Ve üzerine orman yangınlarını attığımızda orman yangınlarının kümelendiği yerlerin aslında riskli alanlar olarak bulunduğunu görüyorsunuz. Çünkü bu işin doğrulaması gerekiyor. Bu işte en güzel doğrulama kısmı da mevcut orman yangınlarıyla bir çakışma yapmanız. Çünkü gerçekte var ve ben bu çalışmada o yangın noktalarını kullanmıyorum. Tamamen objektif bir yaklaşımla aslında doğrulama yapmaya çalışıyorum. Yine şu bölgede işte ören yerinde yanan yerimiz şurasıydı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk ve yine kırmızı olarak yanan bir noktamız var. Dolayısıyla bu şekilde doğrulamaları yaparak işte bu haritayı yıllarca artık güncelleyerek kriterleri de ekleyerek kesin bir harita haline getiriyorsunuz. Bu bizim objektif yaklaşımlarımız ve şunu da göstermek istiyorum. Yine üzerine mevcut orman yangınlarını attık ve hangileri gerçekten yüksek riskli alanlarda çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi kırmızılar çoğunlukta.
Yani benim o haritam büyük oranda doğru ki mevcut orman yangınlarının büyük çoğunluğu yüksek riskli alanlarla kesişmiş. Ama hiç riskli olmayan yerlerde olan orman yangınları da var. Tabii ki işte bu haritadaki bazı kriter aralıklarının güncellenmesi veya bu orman yangınlarının statüsünün araştırılarak gerçekten bir zarara uğratmış mı yoksa uğratmamış mı onların incelenerek bir analiz yapılması gerekiyor. Tabii ben o kısmına maalesef giremedim. Çok ciddi bir arazi çalışması da gerekiyor. Ve yine bahsettiğim gibi belki de o bilinmeyen orman yangını noktalarını bizim kendimiz sebep belirlediğimiz için bazı tekniklerle belki onlardaki bazı hata paylarının buraya yansıması olabilir diye düşündük. Şimdi benim asıl hoşuma giden kısım objektif yöntem. Şimdi konuşmamızın başında da konuştuk. Yani doğaya dönelim bir sorunumuz olduğunda dedik ya. İşte benim objektif yönteminde yaklaşımım bu. Ben doğaya dönerek doğaya sordum. Yani sen neden yanıyorsun? Neden böyle bir şey ortaya çıkıyor? Bana sen belirle. Ben sana hiçbir kriter vermeyeceğim. Hiçbir ağırlık vermeyeceğim. Ben sana hiçbir şekilde sınırlamayacağım. Yeter ki sen doğal olanı bana göster dediğim bir yöntemle buna yaklaşmak istedim. Yine bu yayınımda da iki tane bu alanda bir yayın yapmıştım. Onun da geri dönüşleri de gerçekten çok güzel oldu. Bu kadar da beklemiyordum açıkçası. Şimdi bu noktada maksimum entropi, lojistik regresyon ve Bayes ağları dediğimiz yöntemler karşımıza çıkıyor. Bunlar aslında makine öğrenmesi yöntemleri. Yani siz algoritmaya girdileri veriyorsunuz. Algoritma çeşitli yöntemlerle bunları da ilişki kuruyor. Ama burada en önemli nokta ne? Mevcut orman yangını noktalarını vermeniz gerekiyor. Ve makine öğrenmesi bu noktalarla diğer kriterlerin ilişkilerine bakarak ha bu orman yangını 2500 metrede olmuş, diğeri 2400'de olmuş. Demek ki bu alanlar riskli alanlar diye bir çıkarım yapıyor ve bize bir sonuç veriyor. Burada da benim için en önemli nokta şu. Her bir verdiğim kriterle ilişkileri ortaya çıkartıyor. Bu benim için gerçekten önemliydi. Bazı şeyleri ortaya çıkartabilmek için. Mesela yükseklik. Şu eğrileri size tanıtmak istiyorum. Bir çok ilişkili, sıfır ilişkisiz demek. Şimdi orman yangınları birden yani kıyı kesimlerinde olduğunu görüyoruz burada da. Mesela şurası yaklaşık olarak 1600-1800 metreye denk geliyor. 1800 metreden sonra orman yangınlarıyla bir ilişkisi yokmuş yüksekliğin. Demek ki bu alanlarda çok az bir orman yangını ya da hiç orman yangını yok. Bizim demek ki normalde inceleyeceğimiz alan 0'la 1800 metre arasında. Yani bu kriter bazında çıkar. Eğim olarak bakıyoruz. Birden yani düz alanlardan bir anda bir ilişki başlıyor ve yüzde hemen hemen 40'larda maksimum seviyeye ulaşıyor. Ondan sonra giderek bu önem derecesi azalıyor. Yine ağaç yoğunluğuna gelmek istiyorum. Şuradaki değerleri çok koyamadım. Biraz hızlı hazırlamak zorunda olduğum için sunuyu kusura bakmayın. Burası %85 ile %95 ağaç yoğunluğunun olduğu yer. Yani ne kadar çok ağaç yoğunluğu o kadar orman yangın riski demekmiş. Daha sonra daha aşağı mesela %10, %20 seviyelerinde bu tamamen ilişkisiz ortaya çıkıyor. Bunun gibi biz mümkün olduğunca çok kriteri buraya koyduk. Her birisinin ilişkisine baksın istedik. Ve bu haritaların kriterlerinin hesaplanması, bunların hassas bir şekilde elde edilmesi bayağı bir zamanımızı aldı. Ve en sonunda ben şöyle bazı haritalar çıkarttım. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu da Marçalina Helenica potansiyel alanları bazında çıkarttım. Ve sebep bazında çıkarttım. Şimdi stubble burning dediğimiz anız yakma sebeple orman yangınları risk haritamız bu. Gördüğünüz gibi kırmızı alanlar anız yakma sebebiyle riskli olabilecek alanlar. Şimdi diğerinden farkı ne? Subjektif yöntemlere göre. Tüm kriterlerle etkileşime baktı. Mevcut anız yangını olan yerleri ve farkındaysanız şurada hiçbir orman yangını meydana gelmemiş anız yakma sebebiyle. Ama şu anda haritamızda burası riskli çıktı. Sebebi ne? Buradaki etkileşimlerin benzeri burada da var. Yani yarın bir gün burada çıkabilir demek bu. Çok büyük ihtimalle de çıkacaktır. Tabii anız yakmanın doğası gereği tarımsal alanların yakında olmasını bekliyoruz. Bunu zaten en büyük ilişkimiz burada ortaya çıkıyor ama gene insan kaynaklı olduğu için tabii ki de %100 tahmin edilebilir bir model değil.
Ama şöyle bir çıkarımlara baktığımızda bazı bölgelere belki sosyal kriterler de buraya eklense belki bu haritamız biraz daha hassaslaşacak. Ama bu alanların neden patladığının bir görülmesi gerekiyor belki de veya önlem alınması gerekiyor. Ve şurada çıkarttığımızda da şu görmüş olduğunuz alanlarımız Marcellina Helenica'nın yayılım alanları ve bunu da biz çıkarttık yine benzer şekilde. Onların birçoğunun yani yaklaşık olarak 136 kilometre karesinin anız yakma sebebiyle risk altında olduğunu görüyoruz. Ve şu kıyı kesimleri özellikle yani şu haritamızı sadece Marcellina Helenica dağınımlarına göre kestik ve buraya koyduk. Burada da risk değerlerini hesapladık. Daha ilginçleri de gelecek tabii ki ve şu bizi çok mutlu etti şu sonucumuz. Arazi kullanım verimiz diğer bütün kriterlerden önemli çıktı. Çünkü neden? Tarımsal arazilere bağlı. Dolayısıyla arazi kullanımında da tarımsal alanlar olduğu için en büyük ilişkiyi bu sağlamış. Gördüğünüz gibi hiçbir ağırlık vermedim hiçbirisine. Hiçbir sınıf aralığı vermedim. Tamamen doğal kesişim, sıcaklığın, arazi kullanımının ve yüksekliğin tamamen anız yakma kaynaklı orman yangınlarının üzerinde belirleyici olduğunu gösterdi. Yani şunları bir ağırlık olarak düşünebiliriz. İşte arazi kullanımı %52 civarında çıkıyor. Ha, bu mantıksal olarak çok doğru bizim açımızdan. Biz de bunu bekliyorduk zaten. Yani tutup da mesela burada bir yolları bekleyemezdik. Yani yolların çok yüksek bir ağırlık çıkmasını bekleyemezdik. Çünkü temel kaynak o değildi burada. Yine asıl bizim için önemli olan ve önlenemez denilen şimşek yani yıldırım düşmesi kaynaklı yangınlara bakıyoruz. Çok ciddi bir sayı var zaten. Ve hepsinin aslında belirli bir alanda da gruplandığını gördük. Ve yine şu bölgelere dikkat, yani mouse imlecim görünüyor mu bilmiyorum ama yani şurada görmüş olduğunuz orman yangını gerçekleşmeyen ama risk altında olduğu görülen bazı bölgeleri tespit ettik. Özellikle Datça'nın üst kısımlarında, Ören'in üst kısımlarında. Yine burası da benzer şekilde birçok yıldırım kaynaklı orman yangının sebebinin kesişimlerinin aynısı orada da bulunmuş. Bugün olmadıysa yarın olabilir anlamında. Yani buralar öncelikli risk alanları olarak karşımıza çıkıyor. Ve maalesef Marcellina Helenica dağılımı açısından baktığımızda en büyük risk bu. Ve 730 kilometre kare şu anda Çambalı üretim alanı doğrudan yıldırım kaynaklı orman yangınları tarafından tehdit ediliyor. Bu da yine bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Ve şuradaki önem derecelerine baktığımızda BO3, BO7, ondan sonra yağış ve sıcaklık dediğimiz kriterlerimizin en tepede çıktığını gördük. En önemli olduğunu. Çünkü zaten yağış olmazsa yıldırım olmuyor. Dolayısıyla yani yağışın yüksek olduğu dönemlerde veya olduğu yerlerde olması çok önemliydi. Bu bizim bir doğruluğumuzun göstergesiydi. Ve yine BO3 dediğimiz sıcaklık ve yağışın birbirine oranının olduğu bir kriterimiz var. Ve bu şekilde bize bir harita çıkarttı ve bunun da biz doğru olduğunu düşünüyoruz yaptığımız testlerde. Yine elektrik kaynaklı yani bu elektrik iletim hatlarıyla alakalı olan kısımda da aynı şekilde biz bir şeyimiz var. Analizimiz var. Burada da yine Marcellina Helenica alanlarının büyük oranda tehdit edildiğini görüyoruz. Ama bu sefer çıkan haritamızın çizgi bazında çıktığını görüyorsunuz. Bir dağılım şeklinde değil de çünkü elektrik iletim hatlarının geçtiği yerleri ve yolları taklit ederek gitmiş riskli alanlar. Dolayısıyla ortadaki birçok mavi alanımız boş yani tamamen risksiz olarak görünüyor. Yine burada da şurada road dediğimiz en yüksek çıkan yollar. Çünkü bu bölgede yüksek gerilim hatlarının birçoğu yolların kenarından geçiyor. Bölgede ağaçlardan şey yapılmak için farklı yerlerden geçilmek istendiği için dolayısıyla yol kriteri ön plana çıkıyor. Yani sonuç olarak mesela sigara izmariti, onun da belirli toplandığı yerler var. Ama dediğimiz gibi sigara izmaritini modellemek çok zor. Yoldan birisi arabadan da atabilir. Birisi yoldan alakası olmadan evinin bahçesinde atabilir veya bir dağ yürüyüşünde atabilir. Maalesef böyle bir adetimiz olduğu için. Dolayısıyla bunu da çok doğru kabul etmiyorum ama yine de bölgenin genel bir eğilimini çıkartmak adına bunu da bir denedim yani nasıl bir sonucumuz çıkıyor diye.
Ve yani çok belirgin bir kriter yok burada aslında ön plana çıkan, ama sadece bölgenin eğilimini belirlemek için bunları yaptık. Ve burada tabii ki Marçan'la Helena'nın dağılım noktalarını kullandık, var olanları yaptık. Ve şunu göstermek istiyorum size. Ben yıl bazında yaptım bu analizi. Bu 2020 yılı olması lazım. Marçan'la Helena'nın ve Çambalı üretilen yerler, mavi olan yerler yüksek potansiyelimiz. Hisarönü Körfezi'nin sağ tarafındaki boşluğa dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve bir sonraki yıl yine gittikçe bu alanı komple kaybetmişiz. Yani bir çambalı üretilecek Kızılçam'ın 50 ve 80 yaşına gelmesi gerektiğini düşündüğümüz zaman bu bölgelerin rehabilite edilmesi ne kadar sürer? Orası tabii ki çok büyük bir mesele. Ve ben maalesef şunu gördüm o sempozyumlara gittiğimde. Kızılçam yerine başka ağaçlar ekiyorlar daha hızlı büyüsün diye. Yani bunu da yerinde gördük orada diğer aracı hocalarımla birlikte o araziye biz bir gittik. Birçok yerinde farklı ağaç ekildiğini gördüler. Yani ben çok ağaç türlerinden anlamıyorum ama onların tespitlerini söylüyorum. Ama benim tahminim bu böyle giderse biz yani büyük ihtimalle bu yarım adayı komple kaybedeceğiz. Zaten arıcılar da artık buradan gitmeye başlamışlar. Buralarda risk çok, yukarılarda daha az ürün alırız ama en azından garanti olur tarzında bir yaklaşım var. Ve 15 bin arıcı olduğunu biliyorum bu bölgede sadece çambalı üreten. Benle noktalarını paylaşmıyorlar ısrarla, ben yazışmalar yapıyorum ısrarla, telefonda görüşmeler yapıyorum ama bu arıcı noktalarını paylaşmıyorlar. Artık benim de iş inada bindi. Uydu görüntülerinden tek tek arıcıları tespit etmeye başladım ben de. Nerelerde duruyorlar? Çünkü bunun üzerinde de bir analiz yapmam gerekecek benim. Biraz 15 binini tespit etmek biraz zor olacak ama bir şekilde halledeceğiz onu. Ve sonuç olarak orman yangınlarımız, yanan alanlarımız, 2000 ile 2023 yılı arasında sahada gördüğünüz harita tamamen yanan yerler ve hangi ayda yandığını gösteren bir veri. Ve ben sonuç olarak şunu yaptım. Şu kısımları geçeyim, zamanı da çok geçmemek adına. Aylık olarak risk haritaları çıkarttık. Yani Marçan'la Helenika, Çambalı üretim zaten belirli aylarda orada yapılıyor. Hangi aylarda daha yüksek riske sahipler ve nerelerde riskler değişiyor? Bunların belirlemesini yaptım. Ve genelde biz şunu gördük. Ağustos aylarında çıkan yangınlarda maalesef arıcılar büyük zarar görmüşler bölgede. Bunun da sonucunu bulmuş olduk. Sonuç olarak objektif yöntemimizin bize ortaya çıkarttığı bu. Mevcut yangınlarla kesişimlerine bakıyor. Ve bu alanda emin olun çok yapılacak iş var. Daha çok boş alan var bu noktada. Necmi Hocam'la da konuşmuştuk zaten. Bu alanla belki paralel kesiştirilecek başka türler de ortaya çıkabilir. Ben bu konuda yani devam etmeye çalışacağım elimden geldiğince. Ama siz de değerli görüşleriniz, sizlerin söylemek istedikleri, eleştirileri benim için gerçekten çok bu konuda. Ve şunu da peşinen söylemek istiyorum. Yani çalışmak isteyen veya bu noktada bir şeyler üretmek isteyen varsa her zaman kapım açıktır. Ben ilginize çok teşekkür ediyorum. Süremi geçirmeden de bitirmek istiyorum. Buyurun Halim Hanım, ben sözü size bırakayım. Hocam gerçekten bize bambaşka bir bakış açısıyla sunum yaptınız. Önce Teşekkür ederim. arıcılık ve yangın arasındaki bağlantıyı kurdunuz. Sonra da üzerine çalıştığımız bedeni analiz edecek, tanımlayacak, yani tanış olma halini sağlayacak çok özel bir çalışmadan bahsettiniz. Bunlar için çok teşekkür ederim. Tam da sizin bu ilgi çeken sunumunuz kendisini önce chatte sonra da Atabay hocamın el kaldırdığını görüyorum. Önce Atabay hocama söz vereyim sonra chatteki soruyu okuyarak devam edelim. Buyurun Atabay hocam. Fatih Bey, sürümüz için teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Benim soru değil de öğrenmek istediğim iki konu var. Bunlardan birincisi, objektif ve subjektif kriterlerle yaptığınız bu analiz ya da analizler doğal ve ihmal yangınlarını mı içeriyor? Hocam ihmal demeyelim, doğal yangınlar. Şimdi tabii ki mesela terör saldırısı sonucu sabotaj olan yangınlar da var o bölgede.
Ha, ama benim zaten oraya gelecektim. Peki eğer bunlar diyelim ki doğal ve ihmalse, o zaman kasıtlı yangınlarla ilgili, yani kasıtlı yangını birisi yakıyor. Aynen, Acaba aynen. onun tercih ettiği sahalar nereleri, hassas sahalar nereleri? Böyle bir çalışma var mı? Birinci sorum Hocam bu, ben öğrenmek istediğim konular. açıkçası ona hemen cevabını vereyim. Sabotajla ilgili hocam elimizde 128 tane orman yangını kaydı var. Ben bunu Evet. denedim hocam. Sabotajda ne çıkıyor acaba diye. Maalesef belirli bir şey çıkartmadı hocam. Belki de daha fazla orman yangını noktası verisi olursa elimizde. Ben şimdi yeni verileri de istedim. Güncel olanları. Belki orada sayı artarsa bir ihtimal bir korelasyon yakalarsam o dediğinizi yapmak istiyorum hocam. Dediğiniz gibi nereler tercih edilebilir? Mesela terörle ilgili orman yangını noktasına baktığımda tam virajda kimsenin görmeyeceği ağaçlık bir alanı tercih etmişler mesela. Hani ben bu alanları çıkartıp belki de hani bir önlem alınabilecek özel alanlar şeklinde bir sizin dediğinizi yapmak istiyorum açıkçası. Evet, çok Ama şu önemli. anki mevcutlar maalesef bir korelasyon çıkartmıyor hocam. Tamam. Peki Fatih Bey, ikinci öğrenmek istediğim konu şu. Muğla, Çambalı. Tamam. Şimdi Çambalı diyoruz. Şimdi ama bir çam ormanını düşünün. Çam ormanında yalnız çam yok. Çam ağacı yok. Tabii ki. Bunun kendisiyle beraber başka ağaçlar da var. Bunun altında çalı var. Bunun altında ot var. Bunun altında diyelim ki tohumlu, tohumsuz yahut da mantar var. Yani bir flora var ormanın içerisinde. Şimdi böyle bir tespit var mı? Mesela arılar böyle bir flora kompozisyonunda diğerlerini es geçip direkt şeye mi gidiyor? Çama mı gidiyor? Ve eğer çama gitmiyor, diğerlerine gidiyorsa o zaman bu nasıl çambalı oluyor yani? Yani Hocam çambal orada deyince benim şöyle bir. aklıma gelen yalnız çamdan beslenip yapılan bal aklıma geliyor. Çünkü ben de bakıyorum o yörelere gidince edince şöyle oradaki mesela araştırıyoruz en iyisi hangisi falan. Böyle bir baktığımda yani çamın verdiği o aroma balları da hemen hemen hiç yok. Yani belli ki orada bir kompozisyon var. Bir aromatik kompozisyon var. Bu konuda ne diyebilirsiniz? Onu merak ettim. Hocam o konu benim de çok aslında merakımdaydı ama özellikle bu konuyu araştırdım. Şimdi hocam monofloral bal dediğimiz bir kapsam var dünyada. Eğer %95 üzerinde bir balda tek bir polen kaynağı varsa, nektar kaynağı ona monofloral bal diyorlar. İşte lavanta balı, çam balı, narenciye balı gibi bazı çörek otu balı bunlar buna giriyor hocam ama. Şimdi arının şöyle bir yaklaşımı var. Eğer arı hocam bir yerde polen gördüyse diğer arıları oraya haberleşme mekanizması ile çağırdığı için başka bölgeden bir polen girmiyor hocam. Mesela çörek otu balı için örnek vereyim. Çörek otu balının kendisi de siyahtır, poleni de siyahtır. İçerisinde tek tük çok nadir sarı polen görebilirsiniz. Çünkü bir polen kaynağı oldu muydu haberleşme mekanizmasıyla direkt ona gidiyorlar. Yani ben bunu kendim de denedim hocam kendi arılarımda. Ekmiş olduğumuz bir lavantayı tamamen bitirene kadar hiçbir arı başka bir yere gitmiyor hocam. Dolayısıyla çam balında da Marcellina hinenica böceğini bir kere gördüğü zaman orada bulunan tüm şeyi alana kadar geliyor. Ama tabii ki maalesef hani bu alanda tam %100 diyemiyorsunuz hocam. Tamamen artık bu kişiye güvenle alakalı bir şey. İlla ki çam balı nektarı az olduğunda çünkü 15 bin arıcıdan bahsediyoruz. Bunlar birbirine çok yakın mesafede duruyorlar. İlla ki bu nektar ve polen tam yeterli değil hocam. Polen demeyin de nektar değil. İlla ki başka şeylerden karışım oluyordur. Hasını da gördük hocam biz. Gerçekten o tadı gelen. Dediğiniz gibi başka aromaların geldiğini de gördük. Yani bu tamamen kişiye güvenle alakalı. Ama mekanizma bu şekilde çalışıyor hocam. Peki arıların bir çember yarı çapları var mıdır? Yani Hocam 3 kilometre optimum olarak görülüyor. Yani 3 ha 3 kilometreye kadar kilometre. arı gidebiliyor. Ama 5 kilometreye de çıkabiliyor çok aç kalırsa. Ancak 5 kilometreye çıktığında arı aldığı nektarı gelirken enerjiyle harcadığı için çok verimli olmuyor. O yüzden 3 kilometre çap içerisinde mümkün olduğunca en maksimum nektara ulaşması gerektiği söyleniyor hocam. Peki polenden başka yaprak,
tomurcuk, bu gibi şeyleri arı kullanıyor mu yiyecek Onları olarak? kullanmıyor hocam. Ya polen alacak ya nektar alacak hocam. Ha, Zaten Marcella tamam. helenica'yı da biliyorsunuz. Çamı özünü emiyor. Arı da o özü kendisinden alıyor. Alıyor. Tamam. Polen olmadığı için çamda ama çiçeklerde hem polen hem nektar olduğu için o şekilde. Ama onun dışında yapraktan oradan buradan alamıyor hocam. Teşekkür ederim Fatih. Rica Sağ ederim olun. hocam. Ersin hocam söz istedi ama önce chat'teki soruya ben yer vereceğimi söylemiştim. Zeki Aytaç hocam sormuş Fatih hocam. Diyor ki Marcellina Helenica'nın 50 yaş ve üzerinde verim verdiğini söylemiştiniz. Bu literatüre dayalı bir bilgi midir? Ahmet Genç hocam da şöyle bir yanıt vermiş. 50 ile 80 yaş aralığında verimin maksimum olduğunu söylemek daha doğru olur. Yoksa daha genç yaşta da Aynen, aynen. alınabilir demiş. Aynı şeyi paylaşıyorsunuz. Aynen, kesinlikle Zeki hocam. hocamın ikinci sorusu ise şöyle. Yangın kriter tablosunda yüksekliğin 3000 metrenin üzerindeki alanlarda değerlendirmişsiniz. Orman sınırı ülkemizde bu veriyi kapsamıyor. Yanlış anlamış olabilirim, olabilir miyim diye sormuş. Sizin yanıtınızdan sonra da Ersin hocama söz vereceğim. Buyurun hocam. Tabii ki hocam. Şimdi burada 3000 metre dediğimiz aslında sadece Muğla özeli değil, Antalya, Aydın ve Muğla'nın tümünü aldığımız için orada o yükseklik görünüyor. Çünkü sadece Muğla'nın özeline baksak bir Antalya tarafında da çok ciddi yangınlar var. O yüzden tüm geniş alanı almak istedik. O metre bilgisi oradan geliyor esasen. Teşekkür ederim. Ersin Hocam buyurun söz sizin. Halim Hocam çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Hocam ben bir orman mühendisiyim. Orman mühendisi olarak büyük bir ilgiyle, büyük bir merakla takip ettim. Çok teşekkür ederim Rica verdiğim ederim hocam. bilgileri Sayın Hocam. Hocam benim yöntem ve orman yangınlarıyla ilgili birkaç sorum olacak. Önce Tabii ki. yöntemle ilgili belirtmek isterim efendim. Subjektif yöntemlerde çok ölçütlü karar analizleri dediniz. Bundan 170 farklı algoritmadan bahsettiniz. Çok sayıda demek ki yöntem var. AES konusuna da değindiniz. AES'i açıkladınız. Şimdi hocam ve çok farklı sonuçlar verebiliyor dediniz. Bu yöntemler uygulandığında dediniz. Şimdi AES'de bir ölçek gösterdiniz. 1.9 aralığında bir ölçek gösterdiniz. Şimdi ve uzmanlar sanıyorum bu ölçeklerde puan veriyor. Uzman görüşü, uzman hükmü, uzmanın yargısı bu 1.9 arasında bir değer vermesi ama gerçekten uzmansa birden fazla uzman da bu puanlamayı birbirine benzer şekilde yaptığını varsayarsak o zaman bu AES örneğinde söylüyorum tabii bunu. AES'i sübjektif değil de objektif bir metoda yaklaştırır mı? Bu şekilde değerlendirebilir miyiz AES'i? Birinci sorun bu hocam. İkincisi bu daha evvel yanan alanları noktalar şeklinde harita üzerinde attığınızı gördüm. Ve yangın riskinden bahsettiniz hocam. Bu noktaların yoğunluğuna göre. Bizim tecrübemize göre biz orman mühendisleri olarak yanan bir alan yangın riskini en azından 8-10 sene İndiriyor. öteliyor. Yani artık yangın riskini kaybetmiş oluyor. Çünkü ara ve alt tabaka yanıyor. Ağaçlanma yapıyor. İşte doğal türler geliyor vesaire şeklinde. Dolayısıyla bu alanlar kısa dönem için yangın riskli alan olarak hala kabul edilebilir mi? Bunu öğrenmek isterim. Bir diğer konuda hocam objektif yöntemlerde mesela rakımla ilgili bir açıklamada bulundunuz. Alçak yerlerde yangınla yükseltinin ilişki içerisinde korelasyon halinde olduğundan bahsettiniz. Ama yıldırım yangınları yüksek yerlerde genellikle çıkıyor.
Herhalde o açıklamazı insan faktörünün ile ilişkili olarak değiniriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam tekrar sunumunuz için. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum katkılarınız için. Şimdi ilk sorunuza cevap vereyim. Tabii ki de aslında literatürdeki bazı çalışmalarda şöyle diyorlar. İşte 15 tane bu konudaki uzmandan görüş aldık, ortalamasını alarak puanlama yaptık diyorlar. Ya da sizin dediğiniz gibi çok net bir her alanda olmasa da bazı konularda çok net sınırlarımız var. Mesela obruk oluşumunda biz bunu biliyoruz. Yani obruk oluşumunu Konya'da tetikleyen tek şey kireç taşı oluşumu. Bu tek bir sınırdır yani. Yani bunun için sizin 15 kişiye sormanıza gerek yok. Hani bu tür yaklaşımlar eğer bir araya gelirse dediğiniz gibi tabii ki de objektif yönteme yaklaştırır. Ancak şöyle bir nüans farkımız var. Fark ettiyseniz objektif yöntemlerde biz var olan orman yangını noktalarına girdik. Mesela obruk çalışmasında da 3000 tane obruk noktasını girerek biz buna baktık. Ama AHP'de yani AHS yönteminde sizin bunu girebileceğiniz bir mekanizma yok. Sadece şunu yapabilirsiniz. Mevcut orman yangınları noktalarına uzaklık diye bir kriter koyabilirsiniz. Ama bu da çok hassas olmayacaktır. Dolayısıyla %100 objektif olmaktan uzak olsa da objektif sonuca yakın yine bir sonuç bulunabilir. Ama bundaki nüans farkı da şuna sebep oluyor. İlk fark ettiyseniz anız yangınlarında bahsetmiştim. Bir bölgede hiç yangın yoktu ama kırmızı olarak çıkmıştı. İşte onu AHP size sağlayamıyor maalesef. Yani o tür nüans farklarını sağlayamıyor. O yüzden hepsini denemiş, yapılan çalışmalara bakmış olarak objektif yöntemlere bizim yönelmemiz gerektiğini o yüzden ben ısrarla söylüyorum. Var olanın mekanizmayı çözüp ona göre önlem alınması kısmını. Ki zaten hani önlem değil de en azından sizin de bahsettiğiniz gibi hani orada birçok şey var tabii ki sadece bir ağaç değil ama en azından çok yoğun arıcıların olduğu yerde ilk bir önlem mekanizması, ilk bir müdahale mekanizması yerleştirilebilir diye bizim bir önerimiz olmuştu çalışmamızda. Şimdi ikinci sorunuza geleyim. Yanan alanlar tabii ki de belirli bir süre riski ortadan kaldırıyor. Biz bunun için işte o bahsettiğim 2020, 2021 ve 2022 haritalarını ürettik. Çünkü arazi kullanımı verisi giriyorsunuz. 2020'de orası ormanken 2022'de orası orman değil. Ama siz orman varmış gibi onu eğer analize sokarsanız tabii ki de o bölgeleri riskli olarak işaretleyecektir. O yüzden biz yıllık olarak hatta her yıl ay olarak bu haritanın güncellenmesi. Yani burada da self-organizing map dediğimiz bir yöntem var. Kendi kendini güncelleyen haritalar. Ben bunun üzerine de bir dinamik harita üretmeye çalışıyorum aslında. Yani dinamik olarak orman yangınları verileri otomatik gelecek ve her ay size bir risk çıkartacak. Bunu da yıllarca bakılarak işte değişim analizi yapılacak tarzda bir yaklaşımla bakmak istiyorum. Ama dediğiniz gibi kesinlikle çıkartılması gerekiyor ve o alanların büyük oranda hani risk yerinden zaten çıktığını görüyoruz. Yani üçüncü sorunuzda da tabii ki bu olayın insan kaynaklı mı doğal kaynaklı mı olduğuyla alakalı bir şey. Hani insan kaynaklı orman yangınlarında zaten yükseklik bir sebep olarak gösteremezsiniz. Yani 3000 metrede de insan var, sıfırda da insan var. Birinde az, birinde çok ama esas doğal kaynaklı olanlarda çünkü birçoğu yüksekliğe ve meteorolojik şartlara bağlı olduğu için mecburen onu kullanıyoruz. Ama yine az önce bahsettiğimiz gibi yine bu sabotaj, terörist ve işte bilerek yapılan kasıt dediğimiz de bir sebep var. Aslında çok fazla var kasıt ama bazı verileri tam toparlanamadığı için biz onu konuma dayandıramıyoruz. Ama o konuda da bir çalışma yapmak istiyorum. Kasıtla ilgili orman yangınlarında yüksekliği koymanızın çok bir manası yok. Çünkü nerede denk gelirse o şekilde yapılıyor. O zaman daha farklı sosyolojik kriterlerin devreye girmesi gerekiyor. Yani nüfus yoğunluğu gibi. Mesela ben şunu çok istemiştim. Google'da kalabalık bölge verisi var biliyorsunuz veya trafiklerin çok yoğun olduğu yerde kırmızı veriler var ama Google size bunu sağlamıyor maalesef. Keşke bunları alabileceğimiz bir yöntem olsa ben dinamik olarak da anlık olarak da bir risk haritası üretmeyi de çok istiyorum. Orada belki devreye girebilir o dedikleriniz. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Hocam başka sorunuz varsa alabilirim tabii ki de. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun cevaplarınız için. Rica ederim hocam. Caner Hocam söz istiyor. Ondan sonra Ahmet Hocam, Ahmet Genç Hocam söz istiyor. Bir de şöyle bir şey yazmış chatte. Ben size şu anda ortak oturum sahibi yaptım.
Yangın tablosunu açarak uygun değil üzerine konuşmamız mümkün olabilir mi demiş. Belki Ahmet Bey'e sıra geldiğinde bu sayfayı paylaşmak isteyebilirsiniz. Caner Hocam buyurun söz sizde. Hocam mikrofon açık değil herhalde. Mikrofon açık değil Caner Bey. Pardon, tekrar baştan başlıyorum. Fatih Hocam, emeğinize sağlık. Gerçekten değerli bilgiler sundunuz. Benim sunumunuzdan aslında hani çok böyle belirgin olarak kafamda yer eden slide o işte orman yangının nedenlerinin yarısının aslında belirsiz olmasıydı. Aslında bu belirsiz olması da diğer belirlenen nedenleri de çok etkileyecek bir oran. Hani %50'sinin Kesinlikle. belirsiz olması diğer yani çok küçük bir nedeni bile çok büyük hale getirebilecek bir değer. Dolayısıyla ben hani buradan da şunu merak ettim. Orman yangınlarında gerçekten iyi gerektiği gibi çalışma yapılıyor mu? Yani o belirleneni biliyor mu ya da belirlenmek için gerekli emek harcanıyor mu? Çünkü bunlar hani mesela şöyle bir şey, bu Bursa'da da yangın çıktı. Efendim hani üç yerden yangın çıktı ama bunlar hani orman için herhalde bir her yangın için bir rapor düzenleniyor. O rapora geçiyor mu? Mesela bu halk arasında gazetelerde falan yazıyor üç yerden yangın çıktığı ama bunlar gerçekten de rapora geçiyor mu? Ya da elektrik telleri mesela yani son zamanlarda özellikle biliyorsunuz özelleştirmelerden sonra elektrik telleri özellikle yüksek gerilim hatlarının o oscilatörlerin olması iklim kriziyle birlikte genleşmenin daha fazla olması ve dolayısıyla tellerin birbirine değme olasılığının daha fazla olması gibi nedenlerle aslında elektrik tellerinden çıkma olasılığı çok daha fazla gibi gözüküyor. Bunlar yansıyor mu acaba bu şeylere orman yangını nedenlerine? Ve en son olarak da bu şeyi anlat, özellikle üzerinde durdunuz anız yangınları. Anız yangınlarına önlemeye yönelik de çok aslında hani böyle alınmış kararlar var, ciddi çalışmalar, hani böyle üzerinde yazılmış şeyler var. Bütün devlet kurumlarının aslında her birinin sorumlulukları var. Hani sağlıktan eğitime efendim şeye kadar Orman Bakanlığı aslında bunun talep edicisi ve şey yapanı olmak zorunda. Hani bunu en iyi şekilde uygulatacak bakanlık olmak zorunda. Bunu önlemeye yönelik hani de şeyler yapılıyor mu? Bunlar gerçekten aslında belki de bunu sağlayabilirsek bu orman yangınlarının nedenlerini ortadan kaldıracak şeyleri ya yani nedenlere inersek, nedenleri iyi bir şekilde bulursak ve oradan da sizin çalışmalarınızı çok çakışması çok daha net haline gelir. Çok da hani değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Burada o verileri eşit demek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Sorularım bunlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hocam şu anda oradaki mekanizma şöyle çalışıyor. Tabii ki orman yangını yaşandıktan sonra ciddi bir rapor hazırlanıyor orada. Yani ben bir tanesini bir inceleme şansını buldum. İşte ne zaman başladı, ne zaman müdahale edildi, ne kadar sürdü, yanan örtü alanı ne kadar, kimler müdahale etti gibi bayağı bir detaylı bir raporları var hocam. Tabii ki bilinemeyen orman yangını sebeplerinin birçoğu aslında sebebinin belirlenememesinden kaynaklanıyor. Yani orada bir ihmalden dolayı değil hocam. Hani kurumlarda yaşanan bir ihmalden değil de herhangi bir kanıt yok. Mesela şöyle söyleyeyim size, o Marmaris merkezde yaşanan ve içmelere kadar uzanan orman yangınında orası sabotaj hocam, o kesin. Ama sabotajı kanıtlayamıyorlar hocam. Çünkü orada ben onu ilk yaşandığı anda orada olan bir kişiyle görüştüm. Yabancı bir araç geçti diyor, benden sigara alıp diyor. 500 metre diyor, hani arka tarafında yola döndü, hani bunlar nereden geldi bu mevsimde diye düşündüm diyor. 10 dakika geçmedi, 500 metre arkamızdan duman yükseldi ve rüzgarın hızıyla kimse önüne geçemedi. Yani %100 onlar diyor. Ama tabii ki bu ispatlanamadığı için, kişiler yakalanamadığı için hocam, hani o şekilde rapora giriliyor ama bilinmeyenlerin, hani biz de korelasyonlarına baktık tek tek, çok büyük çoğunluğu yıldırım kaynaklı hocam. Hani çok yükseklerde olduğu için çıkıp bir araştırma yapılamıyor. O nedenle bilinmeyen olarak geçiyor. Ama onları tespit edilebiliyor hocam. Yani korelasyona baktığınızda risk haritalarıyla yani %75'inin üzerinde doğrulukla tahmin edebiliyorsunuz aslında. Ama dediğiniz gibi hani bazı mekanizmalar daha detaylı toplansa hocam,
bazı şeyleri daha net bilebiliyor olsa, tabii ki de bu risk haritaları hem daha hassas olur, hem de önlem mekanizmalarını dediğiniz gibi daha net bir şekilde ortada konulabilir aslında. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ahmet Hocam buyurun lütfen, söz sizde. Sonra Necmi Hocam el kaldırmış ama 8. seminerimizin konuşmacılarından Mustafa Ünlü Bey, Mustafa Ünlü Hocam arıcılıkla ilgili bir katkıda bulunacakmış. Ona söz vereceğim, sonra Necmi Hocama söz vereceğim. Buyurun Ahmet Bey. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Fatih Hocamızın çalışması çok kıymetli gerçekten. Bu çalışmaları 30-40 yıl önce yapmak çok daha zor, güçtü. Ama GIS programları ve uzaktan algılama gibi programların artması ve gelişmesi sonucunda şimdi bunları yapmak çok daha kolay hale geldi. Bu anlamda ben de tabii Türkiye'de 98'de Japonya'da, 99'da Finlandiya'da GIS, ArcGIS ve uzaktan algılama üzerine eğitimler aldık ve 99 yılından itibaren de Türkiye ormanlarında amelajman planlarını yapmaya başladık ve bu anlamda ilk ArcGIS kullanarak plan yapan baş mühendislerden birisiyim ben de. Ve arkasından da aynı anda hem Netcat hem ArcGIS kullanarak plan yapan, onun da yapılabilirliğini göstermek için yapmıştım zamanında. Tabii o yıllarda bunlar çok büyük devrimlerdi 99-2000 Kesinlikle. yıllarında çünkü inanılmaz şeylerdi Türkiye için. Şimdi bu anlamda tabii çok kıymetli çalışmalar. Ben eğer mümkün olabilirse sizin o uygun değil bir tablonuz var. Onu üzerinde bir şeyler sormak istiyorum izin verirseniz. Hocam şöyle ben paylaşayım hemen Eğer ekranı. mümkün olabilirse. Bir de tabii o onu söylemişken uygun değil kavramı biz ormancılar için pek de şey gelmedi bana nasıl söyleyeyim. Hani riskli ya da risksiz desek daha doğru olmaz mıydı bilmiyorum. Yani yangın riskinin artması ve riskin düşmesi şeklinde değerlendirmek sanki daha doğru olur gibi. Çünkü yangına uygun demek yani çıkma ihtimali yüksek anlamda söylüyorsunuz herhalde değil mi? Hocam onu ben genel kavram olarak söyledim AHY sürecinde. Yoksa tabii ki de yani orman yangını için riskli veya risksiz şeklinde bizim tüm haritalarımızda o şekilde zaten. Ama AHY'nin tüm literatürde baktığınız zaman genelde bir uygunluk ya da uygun olmamazlığı üzerinde konuşulduğu için onu o şekilde verdim. Anladım. Benim esas tablom şu hocam. Onun biraz daha gerisine gidersek 30 ya da daha geri olabilir. Bir önceki slide ya da Şu mu hocam? evet ha burada şimdi ben şeyi merak ettim. Yani şu mesela eğimde 50-71 arasıyla 0-2 arasına gidiyor. Şimdi 0-2 arasındayken Hocam çok özür diliyorum. Bu tablo direkt orman yangınlarıyla alakalı değil hocam. Ben o yüzden şu tablomu açtım size. ha. Bu peki neyle ilgili? Onu anlamadım ben. Hocam onu örnek olarak koydum ben. Yani buradaki çalışmalarda nasıl bu puanlama yapılıyor diye şuradan daha rahat Yani gösterebilmek adına. puanlama işte buradaki eğimde mesela biraz garip Burada geldi bana. terstir hocam zaten. Ha, Şuraya ters geldi. bakmamız gerekiyor. Ters değil mi? Ha, tamam ters olduğu için bana ters geldi orası da çok. Siz şurayı baz alın hocam. 9 işte en riskli alanlar işte 50, 40 ile 50'nin üzeri 9'a geliyor hocam eğimde. Yani Tamam buradan o zaman bakarsanız sizin. tam oturacaktır yani sizde. Tamam, öbürü bana ters geldi. Orayı Aynen, anlayamadım aynen. ben de. Şey şaşırdım orada. O yüzden çünkü eğim arttıkça risk artar normalde. Tabii, kesinlikle Ve hocam. bir de şeyi merak ettim. Yani yanan alanlar var mı burada? Yani alan miktarına göre bir kriter var mı? Yani Hocam alan... yangın çıkma ihtimali ya da çıkan sayıya göre mi de şey aldığınız kriterlerden birisi? Mesela yanan alan miktarı kriteriniz var mı? Hocam yanan alan miktarı kriterimiz yok. Onun da sebebi şu. Yanan alanın ne tarafa olduğunu o kriterde belirleyemiyorsunuz hocam. Tamam bir sayı olarak koyabilirsiniz ama bir büyüklük olarak koyarsınız. Ama ne tarafa doğru yandı? Benim için o önemli. Tam konuma dayandırabilmem için o yüzden öyle bir kriter kullanmadım hocam. Yani ya da şunu söyleyeyim mesela yanan alan miktarı şöyle önemli. Yani bazen mesela küçük yangınlar çok sayıda çıkar Tabii. ama çok etkili olmaz. Hani etkili yangınlar ya da yanan alan miktarına göre değerlendiğimiz zaman hani o zaman daha kuvvetli yangınlar nerede çıkıyor gibi bir sonuç çıkartmak mümkün olabilir. O yüzden o miktar da önemli gibi geldi bana da o kriter var mı diye merak ettim. Hocam onu şurada denedik biz. O subjektif yöntemlerde değil de objektif yöntemde hocam şu şekilde yaptık biz onu. 10 hektardan fazla yanan alanların olduğu orman yangınlarını hesaba kattık.
Ha, süper, süper. Daha Tamam, çok düşükleri anladım. almadık hocam o Tamam. dediğinizi. Çünkü yanmamış Tamam. bir Tamam. oradan yangının kaydı var. Tamam. O şekilde kriteri Yanana almak da zaten örtü. gayet güzel sonuç verir. Teşekkür ederim. Kesinlikle Ben hocam. ayrılmam. Ona Sağ olun. özellikle ben söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Ona dikkat ettik hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi Rica için. Sağ ederim. olun Ben sunum teşekkür için. Sağ ederim. olun. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Mustafa hocam buyurun lütfen söz sizde. Mikrofonu açmayı beceremedim. Kusura bakmayın, o yüzden geciktim. Hocam çok sağ olun. Çok güzel bir sunum oldu. Şimdi ben kendimi de bir anlatayım. Ben 10-15 yıldır gönüllü olarak sahada çalışıyorum. Şimdi bu arıcılarla ilgili yangın konusunda geçtiğimiz yaz başında Bodrum Kaymakamlığında bir toplantı yapıldı. Kaymakam ve tüm mülki amirler katıldı ve bu arı konusunda arıcılara şu an hatırlamıyorum sayısını, itfaiye amiri, orman şeflerinin ortak olarak belirli bir rakam belirleyip tüp bulundurma zorunluluğu getirildi. Bu böyle bir bilgi vereyim istedim sadece sizlere. Teşekkür ederim hocam. O konu çok iyi oldu söylediğiniz. Bir de şey, Muğla Büyükşehir Belediyesi her köye bir tane tanker veriyor. Bu standart zaten her gittiğimiz köyde, hatta ben de zaman zaman bakıyorum tankerler neredeymiş falan diye. Çünkü hani bilelim, biz de onların yerini bilelim istiyorum. Hocam bu yangınların çıkış sebebiyle alakalı şimdi biz yangın çıktı mı hemen gidiyoruz. En hızlı müdahale en iyisidir. İlk müdahaledir zaten olay. Suyu tutan bir şey Tabii ki. yapamayız. Daha önceki seminerde anlatmıştım bunu. Yangın sonrası işte atıyorum yangından çıktık, döndük, geldik. Ya Instagram'dan ya WhatsApp'tan hani soruyor eş dost tanıdıklar neden çıkmış diye. Hani inanın hiç bunu merak etmiyorum ve benim gibi bunu merak etmeyen sadece yangını söndürelim, elimizi yüzümüzü yıkayıp evimize gidelim gibi bakan konuya bir insanım. Fakat elektrik kaynaklı bayağı bir yangınımız var. Bu bilinen bir şey. İhmalkarlık var. Atıyorum kaynak yapıyor. Bildiğim bunlar bildiğim hani birebir. Kaynak yapıyor bir yerde yazın sıcağında kaynaktan kıvılcım ateşleniyor ve gidiyor tutamıyorlar. Onun dışında elektrik arkı demiştim. Evet arıcılardan çıkanlar var. Dediğiniz gibi hani sebebi bilinmeyenler sadece tespit edilemiyor. Çünkü hani şöyle bir şey vardır ya kriminal bir olay. Hani bir suçu yok etmek için yangın çıkarılır. Hani Evet. zaten yanmış o hani nasıl bilelim nasıl bir hani ben bir de şey değilim hani o adli bir vaka ya ben sadece gönüllüyüm hortum taşıyorum. O konuları hani şey yapmıyorum. Bazı yangınların sebebini hakikaten bilemiyoruz. Çünkü yandığı yerde elektrik yok. Elektrik hattı yok. Yandığı yerde arıcılık yok gibi. Ama hani ben gerçekten şeyi düşünmeden sadece yangını söndürelim gibi bir durumumuz var. Hani söylemek istediğim işte arıcılara böyle bir zorunluluk getirdi Bodrum Kaymakamlığı. Muğla Büyükşehir her yere tanker dağıtıyor. Bildiğim şeyler de bunlar. Çok güzel hocam gerçekten bunlar. Hani ben şunu aslında biraz vurgulamak istedim. Mesela o sempozyumlarda da konuşulmuştu da hocam. Şimdi yangın oldu mu yani biliyorsunuz bazıları önlemek çok çok zor. Mesela bu traktör römorkuna kovanları dizdikleri bir sistem var hocam biliyor musunuz? Mobil arıcılık diyorlar. Aynen Kimisi tırla öyle. yapıyor. Gördüm ve hayran kaldım. Hatta ya ben de mi arıcılığa girsem, başlasam? Çok güzel bir hikaye. Ya muhteşem bir şey. Kesinlikle yani 30-40 tane kovanı bir traktör römorkuna sıralayabiliyorsunuz ve anında müdahale edebiliyorsunuz. Benim orada aslında önerim oydu. Yani bir yangın mı başladı bir yerde? Orada kovanları taşımak mümkün değil zaten. Tak römorku en azından riskli olan bölgeden uzaklaştırabilirsiniz. Yani bu çok da zor değil. Maliyetli de bir şey değil. Görmüşsünüzdür sistemi zaten. Yani 300 Gördüm kovana gördüm. kadar koyuyorlar tırlara da. Valla hocam şey yani hani geçen Akbük yangınındaydık biz. Biliyorsun bayağı büyük bir coğrafya yandı orada. Evet. Sadece bir tane arıcı kurtaramamış arılarını. Hani ben gerçi arıların kurtarılmasından ziyade hani şey gibi düşünmüştüm. Bu tütsü yapıyorlar da hani oradan bir ihmalkarlıkla yangın çıkarsa gibi. Hani kaymakamlık benim söylediğim hani kaymakamlık böyle bir riske karşı bunu zorunlu kıldı ve şükür
Çok düzgün bir azgeçirdik. Bodrum olarak çok ufak yangınlarımız oldu. Hani o yüzden söyleyeyim. 120 tane kovan sadece yanmış Akbük yangınında. Nedir o? Bütün arıcıların hepsi hani gittiği koyduğu yerleri bildirmek zorundalar. Hem mesajla hem telefonla ulaşabildiklerine ulaşıp hemen bölgeye gidin demiş. Bir arıcı gidememiş sadece. Akbük yangınında. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun katkılarınız için. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için Mustafa Hocam. Necmi Hocam buyurun söz sizde. Hocam sizin de mikrofonunuz kapalı. Fatih Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz. Senin hocaların meslektaşların, değerli grup üyeleri. Dünyada %92'si üretimini yapmış olduğunuz, hani Türkiye özgü, yani tabii Yunan adalarını, Yunanistan'ı da sayarsak, %92 üretime sahip olduğunuz bir çam balı üretiminin, bir bilim adamının hipotezleri ve analizleriyle çok hassas bir şekilde orman yangınlarıyla risk analizlerini belirtmesi açısından Fatih Hocam'ı gerçekten ben bu problemi görüp eğilip ormancık dışından ve arıcılık dışından mesleği analiz etmesine çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Zaten daha önce de makalenizi siz grupta yokken de ben paylaşmıştım. Bundan bir ay önce Marmaris'te de yandığı zaman da bu konu tartışılmıştı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Lütfen devam edin. Hep beraber kolektif neler yapabiliyorsak hep beraber yapalım, üretelim, sorgulayalım. Benim iki çok kısa bir sorum olacak. Birincisi, yapmış olduğunuz çalışmayı bizim Orman Bölge ve İşletme Müdürlükleri sınırlarında sizin belirlediğiniz şekilde bir risk haritalandırması yaparsak tekrar yani bunu sadece arıcılık için değil de diğer yani orman yangınları bağlamında özelinde el alırsak bu ne kadar sürede olabilir? İkincisi olarak da işte şu an maalesef 1,5 dereceyi geçti. Bugün Damızhocam'la da konuşuyorduk bir toplantı içerisinde. Dolayısıyla şu an geçti. 1,5 derece modellediğimizde yeni alanlar belirleyeceğiz. Bunu Orman Bakanlığı yeni uyarı sistemleriyle, çünkü az önce soruda da gelmişti. Hala biz anızla uğraşıyoruz. İşte hala sigarayla uğraşıyoruz. Zaten alanında söylediğiniz zaten Zeki Hocam da ona dikkat etmişti. Ağaç sınırıyla siz de zaten bulgularınızda o noktada çıkıyor. Yoğunlaşan nokta da belli. Böyle bir önleyici yani risk bir en azından Ağustos ayı şu da şu havzada burası riskli. Buna yoğunlaşabileceğimiz, en azından titiz olabileceğimiz bir sistemi yapabilir miyiz ülke olarak diyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Hocam öncelikle yani güncel orman yangını verileri elde edilirse sizin o bahsettiklerinizi çıkartmamız bir hafta falan anca sürer hocam. Çünkü hani birçok mekanizma altta hazır olduğu için sadece verileri güncelleyip arka plandaki birkaç kriterimizi güncelleyip hemen analizi yapabiliriz o konuda. İkinci sorunuz için de hocam aslında mesela sıcaklık, nem gibi bazı verilerde anlık bilgiler geliyor ya hocam. O bahsettiğiniz şey yapılabiliyor aslında. Hani bazı kriterleri anlık olarak çekip, şimdi hani yollar değişmiyor, elektrik üretim hatları değişmiyor, arazi kullanımı değişmiyor ama o veriler değişiyor. Onların değişimiyle risk ne kadar büyüdü, ne kadar alçaldı tabii ki de aslında böyle bir sistem kurulabilir. Hani benim bahsettiğim mesela kalabalık bölge olayı hocam. Google'da çok ciddi bir veri var aslında orada. Ama o veriyi sizinle paylaşmıyorlar anlık olarak. Mesela o veri olsa, biz onu anlık olarak oradan okuyabiliyor olsak, kalabalık olan bölgelerde riskin patladığını göreceğiz. Ve belki de çok ciddi bir kalabalık olduğunda yani orada küçük de olsa bir ilk müdahale aracının yönlendirilmesi gibi karar mekanizmaları devreye giriyor hocam.
Yani o zaman önünüz açılıyor aslında. Yapılacak şey çok daha fazla oluyor. Yani böyle bir 5-6 tane mekanizma var aslında hocam. Hani radar tahminleri var. Şimdi uydu görüntülerinden anlık olarak bunu ücretsiz paylaşan siteler var. Mesela şimşek bu yüklü bulutların geldiğini oradan görebiliyorsunuz. Mesela onu da anlık bir kriter olarak koyarak hani onu da görebilirsiniz. Aslında zor değil hocam. Ama bahsettiğim gibi yani ben bu çalışmayı hem arıcı kısmına hem ormanla ilgili olan kısımlara çok açtım. Yani gerçekten anlattım ama hani tam olarak net bir şeyin karşılığını göremedik hocam. Keşke yani sizin dediğiniz bir yapabilsek. Aslında buna forest fire forecasting diyorlar hocam. Literatürde de çok yeri var bunun. O konuda çok ciddi şeyler yapılabilir. Çok da güzel sonuçlar bulunabilir. Ben kesinlikle o konuda hocam bir şeyler yapılmasını istiyorum yani. Kendim yapmak aynı zamanda birçok kişiyle birlikte hani bunu karar vererek bir uygulama şeklinde de bir en azından bir denenmesini istiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Rica ederim hocam. Ne demek ki? Hocam Son ben kusura bakmayın bir ekleme yapmak istiyorum. Müsaitseniz Mustafa Ünlü Buyurun Mustafa ben. Hocam. Kozalak Yangın diye bir Instagram sayfası var. Kozalak Yangın. Gençler bir cihaz geliştirmişler. Güneş enerjisiyle kendini şarj ediyor. İçinde sim kart var. Hani bu bir erken uyarı sistemi olarak büyük adada mı denenmiş? Birkaç noktada denenmiş ülkede. İşte ısıyı, nemi, rüzgarı, hatta şey demişlerdi, radyoaktif bir veriyi de kontrol ettiği için birkaç noktada işe yaradı gibi bir şey söylenmiş. Kozalak yangın. Bunu da hocalarım siz hani incelerseniz efektif bir cihaz mı değil mi? Bunu da bilgi vermek istedim. Ben hemen bakıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam böyle bir öneri gelmişken ben chat'teki bir öneriyi de hemen iletmek isterim. Mustafa hocamın izniyle. Şöyle Efis Kopernikus bu anlamda tamamlayıcı olabilir mi denmiş. Muhtemelen sizin Google'daki yoğunluk ölçümü ile ilgili sorunuz vardı, ihtiyacınız vardı. Onun için Emre Yıldırım hocam tarafından böyle bir öneri gelmiş. Efis Kopernikus. Onun tam olduğunu bilmiyorum ama onu bir araştırayım. Kopernikus dediğimiz zaten bizim şey sistemi ama farklı bir sistem mi acaba? Emre hocam, ben hemen not alıyorum şöyle. Emre hocam açıklayıcı bir yanıt verirseniz Aynen ben Fatih tam hocam olarak da şey çok yapayım. faydalanmış olabilir. İzninizle bahsedeyim. Kopernikus malumunuz uydunun ismi zaten. Aynen. EFSIS'te bir arayüz, geçmiş seneki sıcaklık ve yangın çıkmış bölgeleri inceleyip 10 günlük yangın tehlikesi sinyalleri oluşturuyor. Derecelendirmişler. Burada da çok etkin olmasa da sizinki kadar detaylı olmasa da bir takım beşeri durumları da o datanın içine koymaya başladılar. Biz Akyaka afet gönüllüleriyiz ve vatandaşa, çevremize, muhtarlara oradan aldığımız verileri veriyoruz. Ve gerçekten çok etkin bir şey var. Hani mora döndüğü zaman o harita bir bölgede ve ısrarla 3 gün, 5 gün, 1 hafta mor gözüküyorsa o bölgedeki en ufak bir kıvılcım bir yangına dönüştü. Bunu 5-6 kere yaşadık biz bizzat. Bu sizin konuşmanız sırasında hani anlık veri olarak söylediğiniz konuya belki Kopernikus'tan datalar eşleştirilerek bir çaprazlama yapılabilir. Yani sizin hali hazırda tehlikeli gördüğünüz yerlerde o haritanın da tehlikeli gösterdiği bölgeler farklı açılardan değerlendirilmiş olacaktır diye düşünerek yazmıştım. Hocam teşekkür ediyorum. Baktım şimdi siteye. Zaten aslında biz birçok veriyi zaten Kopernikus sitesine yani uydusundan alıyoruz. Bu da orada büyük ihtimalle MODIS'in anlık yangın görüntüsü ve sıcaklık artışıyla alakalı bir sensörden aldığı veri bu. Şimdi açtım baktım zaten.
Hocam tabii Tahminlerle alakalı da bir layer var onun. Şey gösteriyor. İleriki gördüm. süreçte potansiyelleri gösteriyor. Aynen onları gördüm hocam. Aslında bu bizim yapmak istediğimiz bunun daha bölgesel ve daha hassas olanı. Yani burada tamamen uydu verilerinden alıyor bazı verileri. Onların da çözünürlüğü 100 metre civarında olması lazım. Ama işte o bahsettiğim sensörler olduğu zaman bu çözünürlük daha yüksek oluyor ve bölge bazındaki dinamikleri daha iyi bildiğiniz için aslında daha hassas üretiyorsunuz. Şimdi burada uydu bazlı tanımlandığı için hani bazı şeyleri tam hassas belirleyemeyebilirler. Ama kesinlikle hani güzel bir sistem. Onu şimdi gördüm kullandıkları şeyleri. Yani hocam neden olmasın? Bir yerden başlamak gerekiyor esasen. Ama tamamen detayını inceleyeceğim hocam hangi veri setleri kullandıklarını. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Biz teşekkür Size ederiz hocam. katkılarınız için sizlere teşekkür ederiz Emre Bey. Murat hocam buyurun söz sizde beklettiğim için de kusuruma bakmayın lütfen. Mikrofonunuz kapalı olabilir. Murat Hocam sizi duyamıyoruz. Mikrofonunuz kapalı. Hocam bizim sesimizi de duymuyor herhalde. Yok ses mikrofonu açıldı ancak sesi gelmiyor Murat Hocam'ın bize. Maalesef. Hocam mikrofonunuz açık görüyorum ama sesiniz gelmiyor. Chat'ten isterseniz yazın. Oradan yanıtlamaya çalışalım. Uygun olur mu? Teşekkür ederim. Murat Hocam yazıncaya kadar eğer izin varsa benim iki sorum olacak Fatih Hocam. Tabii ki. Bir tanesi şu. Kriterler arasında yağışları yer vermiştiniz. Ama yağışların şöyle bir yapısı da yok mu? Bir yandan nemi arttırdığı için yangını önleyici etki yaparken yıldırımlara yol açarak da yangını tetikleyen bir konumda. Bu nasıl yer buldu çalışmalarınızda? Birincisi bu. İkincisi ise bu kıymetli çalışmanız Orman Genel Müdürlüğü'nün ya da bağlı birimlerin dikkatini çekti mi? Ya da herhangi bir iletişiminiz var mı? Bir çalışmanızdan faydalanma ile ilgili bir alan yaratıldı mı size? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii ki o bahsettiğiniz konum birçok şeyde var. Mesela yollar için konuşalım. Yollar trafik kazaları, egzoz gazı, sigara izmariti atımıyla aslında risk oluştururken orman yangınına müdahalede tamamen avantaj haline geliyor. Yani bu birçok kriter için geçerli. O yüzden işte biz yangın sebebini bazında incelemek daha doğru diyoruz. Çünkü birçok çalışma hepsini harmanlıyor, hepsini bir arada kullanıyor. O zaman bu etkileri aslında nötrlemiş oluyor birçok noktada. İşte yıldırım kaynaklı böyleyken mesela diğer kaynaklanan yangınlara baktığınızda yağışı tam tersine çevirmeniz gerekiyor aslında. Yani yağış varsa toprak nemli olduğu için riskin düşmesi. O yüzden o tablomuzun güncellenmesi gerekiyor. Tabii subjektif yöntemler için geçerli. Bu objektif yöntemlerde zaten otomatik olarak yağış orada tamamen korelasyonsuz çıktığı için devre dışı kalmış oluyor. İkinci sorunuz için de ben bu çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü'nde bazı kişilere sundum. Yani böyle bir şey yaptığımızı, bunların da denemesinin doğru olduğunu gördüm ama kendilerinin buna destek veremeyeceklerini, kendi zaten yeterince çalışmalarının olduğunu, böyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını, ayrıca veri taleplerini de bundan sonra artık belirli izinler dahilinde yapabileceklerini söylediler. Çok da şaşırmadım zaten bu duruma. Bu yaklaşık ne kadar önceydi? İşte Covid'den hemen sonraydı ama o yüzden ben de çok şey yapmıyorum açıkçası. Yani oradan bir karşılık bulamayınca sadece yayın olarak kalıyor şu anda yaptıklarımız. Ama bugün güzel bir gelişme oldu. Birlikte bunu bir sonuca ve bir yaşamla buluşturmaya götürmek mümkün olacak. Ne diyeyim hocam yani Teşekkür elektrik ediyorum. hatları kırmızı bir çizgi halinde belli olmuş. Aynen öyle. Murat hocam buyurun söz sizin. Geliyor mu sesim acaba? Evet şu anda duyabiliyoruz. Geldim. Geldim.
Çok teşekkürler. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Murat Cender, harita mühendisiyim. 50 yaşından sonra mühendis oldum. Fatih Hocam'ın öğrencisiyim. Necmi Hocam şöyle bir şey söyledi Fatih Hocamız için. İlme, bilime dayalı bu mesnette çok güzel bir çalışma olmuş demiş. Necmi Bey, inanın Fatih Hoca'ya, hocayı birebir tanıyan ve ondan birebir ders almış, bu onura yükselmiş birisi olarak, inanın Fatih Hocam'dan, yok hocam gerçekten öyle, Fatih Hocam'dan başka bir çalışma beklenemezdi. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Bunu bir söylemek istedim öncelikle. Eyvallah Murat'cığım, eyvallah. Hocam şimdi küçük küçük şöyle notlar aldım ve sizin anlattıklarınızdan anladığım, çıkarım yaptığım, bu dirençli alanlar oluşturmak için çok farklı değişkenler var. Örneğin Necmi Hocam yine anız konusunu açmıştı ve üzülerek de belirtti bunu. Biz hala bu anız konusuyla, sigara konusuyla uğraşıyoruz dedi. 1992 yılında Elazığ'da askerlik yaparken jandarma olarak alaydan bize bir yazı geldi. Anız yakılmasının yasaklanmasıyla alakalı. Ben 20'li yaşlarda bir delikanlı olarak anızın ne olduğunu inanın ilk defa öyle öğrendim. 1992-2024 aradan geçmiş 32 sene biz hala bu konuları konuşuyoruz hocam. Keza bizim yine harita mühendisliği konumuzla alakalı, pek bu konuyla alakalı değil ama yine dile getirmek istiyorum. Yani bir yerlerde bir eksikliğimiz var. Bizim insan olarak, bu cumhuriyetin vatandaşı olarak, yani hepimizin, yönetimimizin olarak, yani arazi toplulaştırma projesi, siz çok daha iyi bilirsiniz hocam. Ekonomiyi geliştirmek için farklı yerlerdeki vatandaşların parsellerini birleştirip daha güzel şartlarda, daha ekonomik şartlarda tarıma elverişli daha büyük parseller oluşturmak istiyoruz. Ve biz bunu yapıyoruz ama hala mesela yazın görüyorum, adam ne ekiyor? Herkes karpuz ekiyor. Karpuzun fiyatı çok düşük. Sokaklara atıyorlar farklı sebeplerden ötürü. Farklı ürünler. Yani biz bir türlü hala anız yakılmasın, sigara atılmasın. İşte ne bileyim, bu arazi toplulaştırmasında herkesi bir kanala sokalım. Bir devlet olarak bir şeyler yapalım. Yapamıyoruz hocam. Vallahi billahi bu beni çok üzüyor. Sizin anlattıklarınızdan çıkarttıklarım, farklı disiplinlerin de bu konunun içine girmesi lazım. Siz belirttiniz enerji nakil hatları. Yani burada mühendisler odasından, elektrik mühendisleri odasından bilgi alınabilir. Böyle böyle bir derdimiz var devlet olarak, ülke olarak. Hani bunu nasıl çözebiliriz, nasıl önleyebiliriz gibi. Yaklaşık 2 senedir, bilmiyorum bilir misiniz bu tarafları, Kırklar elindeyim ben, İğneada'da. Roketsan'ın bir uydu fırlatma merkezi var. YDA inşaatı olarak oranın yüklenicisi konumundayız. 2 senedir önümüz, arkamız Longoz ormanları. Parsel sorgu bizim harita mühendislerinin uyguladığı bir, siz de biliyorsunuz hocam, bir uygulama var. Oradan muhtelif yerleri işte geziyorum, bakıyorum. Sonra geliyorum parsel sorgudan bakıyorum. Burası neymiş diyorum. Ormanın içerisinde kuytu bir yerlerde böyle, nasıl söyleyeyim, bir oteller yapılmış. Bir gelenler oluyor, bir gidenler oluyor. Tamam, müşterisi var. Geliyorum bilgisayarın başına parsel sorgudan. Bulunan yere bakıyorum. Devlet ormanı. Ya nasıl oluyor hocam? Devlet ormanın içerisinde adam ağacı kesmiş. Oraya güzel bir otel yapmış. Oradan nemalanıyor. Hani devlet buna nasıl izin veriyor? Sonra kıyı kenar çizgisi. Yani benim bildiğim, Hatay'dan ben yürümeye başladığım zaman ta Kars'a kadar deniz kenarında yürüyebilmeliyim. Ha, bu askeri olur, girilmez böyle. Hani buna belediye nasıl izin veriyor? Bir başka problem, köy yerleşim yerlerindeki, Necmi Hocam'ın 1 Ekim'de galiba bir sunumu vardı. Oradan kulağımda, aklımda kaldı. Köy evlerinin ıslah edilmesi. İşte dış cephesi hepimiz biliyoruz, şeyden yapılma, tahtadan yapılma. Çatısı kötü. Peki bunları yaparken belediyeler, imar planında oraya izin veren insanlar, yani nasıl oldu? Bunun için bir ödenek yok mu? Hocam söylenecek çok şey var da bu beni inanın ciddi anlamda üzüyor.
Sizin biraz önce bir sözünüz vardı. Bir yerden başlamak lazım hocam. Şaban hocamın dediği gibi bir sıfırdan büyük büyük. Hepinize saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Geldi Emrah'cığım, emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum yorumların için. Estağfurullah. Hani hep konuştuğumuz şeyler, sonuçta iş insanda bitiyor. Ve maalesef hani ilkokul düzeyinde eğitim verilmesi gereken bazı kesimler var. O da oradan kaynaklanıyor zaten. Yani askerde çok yadırgarız ya. Elini yıka, sabunu koy. Hani muhabbetleri vardır ya. Aynısının işte neden gerekli oluyor? Bu sebepten dolayı. İnsanlar bazen sonunu düşünemiyorlar. Yani çok basit bir şeyin çok büyük felakete yol açacağını görmemişler. Anlatamıyorsunuz belirli bir insan yapısına. Yani diğer söylediklerinde de maalesef hani orman birçok projede göz ardı ediliyor. Çok varlık olarak görülmüyor. Yani bunu hala bazı kurumlar anlamış değil, bazı düşünce yapıları bunu anlamış değil. Hani bir yandan bakıyorsunuz tamam ağaçlandırma faaliyetleri ön planda gidiyor gibi ama o bahsettiğin otel olaylarında işte bu devlet arazilerinin bazı kişilere kiraya verilmesi veya kullanımına tahsis edilmesi durumlarında maalesef göz ardı ediliyor. Yani biz şu anda işte ekoloji koridor projesindeyiz. Yani İzmir'deki bazı reslerin belirlenmesi işindeyiz. Yani hepsinde maalesef bizden istenilen tamamen hani orman dışı artık bazı parametreler isteniyor. Ve sonuçta yine dediğine geliyorum hani ben bunu çok yapmak istedim. Çok da platformda konuştum. Çok da ortaya çıkartmak istedim ama maalesef bunu Yunanistan ve İtalya ile çalışıyorum şu anda. Yani onlarla devam ettiriyoruz bu çalışmaları. Bir kısmı onlarla birlikte çıktı ama keşke hani ülkemizden böyle hepimizin ortaklığıyla bir şeyler çıksaydı. Ama işte ilgilenilmeyince yani çok da her birçok kişinin de umrunda olmayınca hani aslında tam umrunda olacak kişilerin umrunda olmayınca maalesef böyle bir sonuç çıktı ortaya. Ama inşallah dediğin gibi bir sıfırdan büyüktür. Bir şeyler yaparız hep birlikte. Şu anda chatte Merve Hanım'dan Burak Bey'e bir teşekkür var. Tez konumda diyor, doktora tezimde doğal koruma alanlarının ekoturizm ruhsatı altında yapılaşmaya açma süreçleriyle ilgili çalışmıştım. Bu konuyu açtığınız için çok teşekkür ediyorum diyor. Başta etik olmak üzere politik ve toplumsal farkındalık problemleriyle bağlantılı süreçler bunlar diyor. Ama ondan önce ben çok heyecan duyduğum bir katkı önerisi geldi. Ahmet Genç hocamdan. Ahmet Genç hocam emekli bir Milli Parklar Müdürü ve Muğla civarı projelerinizde envanter, arazi çalışmalarında hocalarıma katkı vermeye hazırım dedi. Bu bizler için çok kıymetli bir öneri. Sağ olsun eminim. Bu dayanışmadan ve yardımlaşmadan yararlanmak isteyen hocalarımız olacaktır. Şu anda saat 21.35. Ben bu akşam Fatih Hocam size hastayken sabırla 1,5 saattir durmaksızın devam ettiğiniz için mi? Yoksa böyle çok kıymetli bir çalışmayı yapıp bir de üstüne bizimle paylaştığınız için mi? Hangisine teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ama sizinle buluşmaktan ve bu çalışmayı öğrenmekten dolayı çok mutluyuz. Son sözlerinizi alarak sizi biraz dinlendirelim artık. Teşekkür ediyorum. Yani benim aslında bu ortamda olmam çok güzel oldu. Yani asıl ben memnun oldum böyle bir şeyde. Yani gerçekten bu kadar güzel fikirlerin, bu kadar güzel anlatımların, katkıların olduğu bir ortam çok nadir bulunuyor bizim camiada. Ben çok mutlu oldum. Yani aslında başlangıçta birazcık tedirgindim ama yani hepinizi tanıyınca, şeyi görünce çok da güzel oldu. Ben bu fırsatı verdiğiniz için asıl ben teşekkür ediyorum size. Yani hastalığım şeyim hiç önemli değil. Yeter ki bir şeyleri paylaşalım, bir şeyleri bilelim hep birlikte. Tekrardan eğer dediğim gibi yapmamı istediğiniz bir şeyler veya ortaya çıkartmamızı istediğiniz bir şeyler varsa benim kapım her zaman açık. Her zaman için arayabilirsiniz, sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Yeter ki ülke için bir şeyler, faydalı bir şeyler yapalım. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz hocam. Size geçmiş olsun diliyorum. Sağ Değerli olun. katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.